Alper Rende'nin Afganistan'da çektiği video çok konuşuldu. Taliban'ın tüm Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından bölgede çok şey değişti. Uzun süredir gezi için tamamıyla uygun olmayan ülke artık en azından görülebilir bir hal aldı. YouTuber'lar da tabii ki bu enteresan bölgeye gidip çekmeye başladılar. Berko'nun videoları bayağı bir popüler oldu. Daha sonrasında solo bir kadın gezginin Afganistan'da çektiği videolar çok konuşuldu. Çünkü kadın videonun içerisinde resmen tarzı uğruyordu ekstra hiçbir şey yapmamasına rağmen ve Afgan erkekleri tarafından sürekli takip ediliyordu. Yaşananlar bazında bayağı boktan bir videoydu. Alper'in oraya gittiğini görünce bayağı bir heyecanlandım. İlk heyecanımla da videoyu açtım ve izledim. Hem bugün kendi perspektifimden videoyu eleştireceğim hem de Twitter'da özellikle Taliban destekçisi şeriatçılar, evet bunlar Türk bu arada, nasıl Alper'i linçlemişler buna bakacağız. Şimdi video bütünüyle bir anti şeriat propagandası. Ha soracak olursanız bu bir problem midir? Hayır bence problem değildir. Anti şeriat propagandası yapılabilir. Tıpkı bir şeriatçının anti sekülerizm sloganları atıp bunun propaganda propagandasını yapabileceği gibi. Hatta doğru bilgiler çarpıtılmıyorsa ya da tarih eksik ya da yanlış anlatılmıyorsa anti şeriat propagandası benim destekleyeceğim bir şeydir. Çünkü ben şeriatçı bir insan değilim. Fakat videoyu izlerken ben şunu hissettim. Videonun amacı Afganistan'ı göstermek, insanlara yeni bir yer tanıtmak değil de sanki son günlerde palazlanan bu şeriat tartışmalarına bir cevap verme amacı taşıyor gibiydi. Bu yüzden videonun içerisinde çok kez aslında çok farklı şekillerde yorumlanan şeriatı tek bir noktaya Taliban şeriatına indirgeyerek yorum yaptıklarını gördüm. E bu da doğal olarak şeriat isteyen ama bu şekilde istemeyen insanları sinirlendirmiş. E haklılar mı? Evet haklılar. Ama tabii ülke son derece boktan olduğundan Alper de gerçekleri göstermeye çalışmış. Mümkün mertebe ve işte mankenlerin suratlarının kapalı olması, uyuşturucu ticaretinde Afganistan'ın inanılmaz bir noktada olması, Afyon'un %85'inin Afganistan'da üretiliyor olması bunların hepsi gerçekler. Maalesef linç edilerek öldürülen bir kadın vardı Ferhunda diye. Onun hakkında çok eskiden bir video yapmıştım. Onun hikayesini anlatmış. Eski Afganistan'a değinmiş ama tüm bunlar değinirken, misal Amerika işgaline değinmemesi, ya değindi ama çok kısa geçti, ondan bahsediyorum. Amerika'nın ülkede yaşattıkları karışıklıklara 20 sene boyunca dünyanın ta öteki tarafındaki bir ülkeye girip çıkmamalarına daha derinlemesine değinmemesi bence hatalı olmuş. İşte tarihi yanlış anlatmak değil ama eksik anlatmaktan kastım buydu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dünyanın polisliğini bir yerlerde yaparken her zaman oraya çiçek götürmedi. Çoğu zaman kan götürdü. Şimdi bir de Alper'i linçleyen tayfaya bakacak olursak, bence onlar daha daha da ağır eleştirileri hak ediyorlar. Çünkü bu kadar o suratlı yap desen yapamayacak, git desen edemeyecek ama yine de Twitter'dan sallamayı bilen bir tayfa görmedim. Mesela videoyu eleştiren bir kişi şöyle yazmış. Kadınlar orada daha iyi yaşıyor. Türkiye'de bir kadın ölünce sanık 2 yıl yatar çıkar. Şeriat olmadan gerçek hakkınızı göremeyeceksiniz. Adamlar bir kadın öldü diye ona anıt dikmişler. Üstüne 4 kişiye idam verip 8 kişiye 16 yıl vermişler. Sen bilmem kim için adalet. Ve sadece bu da değil. Twitter'da artık akım mı oldu ne bilmiyorum ama Afganistan kadınların daha iyi yaşadığını, biletini alsak Afganistan'a gideceğini iddia eden insanlar var. Ulan o insanların oradan kaçmasının bir sebebi var. Ki videonun içerisinde de Türkçe bilen birisiyle röportaj yapıyor. Adam diyor ki ne olursa olsun kaçayım İstanbul'a. Yeter ki gideyim bu ülkeden. Şimdi bu insanlar salak değiller ve oradaki kadınlar daha iyi falan yaşamıyorlar. Afganistan'daki kadınların 100 tanesine gidelim ve soralım. Bugün Türkiye'de ya da Avrupa'da daha özgürlükçü bir yerde mi yaşamak istersin? Yoksa Afganistan Taliban rejiminin altında mı yaşamak istersin? Bakın 99'u değil 100'ü de Avrupa'da ya da Türkiye'de daha özgürlükçü bir yerde yaşamak ister. Şeriat altında yaşamak istemez. İnsan yaratılışı gereği özgürlüğü sever. Ve siz sadece kadınlar orada daha iyi yaşıyor diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kadınlar orada daha özgür hissetmiyorlar. Bir kadın öldürülmüş dediğin şey, bir kadının burada anlatamayacağım yöntemlerle linç edilerek esnaf tarafından halk tarafından öldürülmesi. Bunun için anıt dikmişler. Ek olarak Türkiye'de kadın hakları düzgün çalışmıyor diye bu Afganistan'ın daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden bu marjinal olacağız diye diye, ya da biz şeriatçıyız falan diye Taliban rejimini savunmak gerçekten büyük bir rezillik. Ya Alper'i videonun arkasında kadın var diye bile eleştirmişler. Çünkü Alper videoda diyor ki sokakta kadın göremiyoruz. Evet gerçekten de Afganistan'a gittiğinizde dünyadaki bütün ülkelere oranla büyük ihtimalle çok daha az bir kadın nüfusunu sokakta görürsünüz. Bu yanlış bir şey değil. Diğer vloglardan da görüyoruz. Hadi Alper bize çarpıtarak yansıtıyor bazı şeyleri. Neden o kadının vlogunda, neden yabancıların vloglarında ya da çekilmiş diğer videolarda, sokaklarda kadınlar yine çok az? Sizce bu kadınların tercihinden mi kaynaklanıyor? Ya kadınlar okuyamıyor bile arkadaşlar. Bazı yerlerde 10 yaşından sonra okula gitmeleri yasak. Bir de bunu savunanlar benim en sinir olduğum nokta bu. Kendine liberter yani liberal falan diyor. Siz liberalliğin yüz karasısınız. Sizin yüzünüzden ben liberalim, özgürlükçüyüm demeye utanıyorum. Çünkü insanlar liberal deyince bambaşka bir şey anlıyorlar. Hayır kardeşim herkes için özgürlük. O kadın kapanmak istiyorsa kapansın. Kapanmak istemiyorsa kapanmasın. Sokağa mı çıkmak istiyor? Tabii ki çıksın. Eğitim mi görmek istiyor? Başımın üzerinde yeri var. Twitter'da ya yorumlarda falan siz peki görebilir misiniz? Böyle bir kadın gideyim ben Türkiye rejiminden kaçayım da Afganistan'da yaşayayım diyen. Niye Taliban gerçek şeriat uyguluyor? Yapmayın arkadaşlar. Kendinizi kandırmayın. Tekrar söylüyorum. Alper'in videosunda işte Amerika'nın oraya işgalini anlatmaması ve diğer videonun başında bahsettiğim bazı eksiklikler var. Yalan değil. Videonun eleştirilecek tarafları mutlaka olur. Fakat bu videodan çıkarılmayacak şey de iyi tamam ya sokakta kadınlar varmış. Taliban sayesinde sokaklar çok güvenliymiş. Hadi Afganistan'a gidelim. Orada yaşayalım. Hatta biletimi alın ben gideyim kardeşim şeklinde da bence olmamalı. Çünkü siz ideolojilerinizle Bağlantılı olarak kendi kendinize Yalan söylüyorsunuz. Benim düşüncem bu şekilde